Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentin asırlık çınarı Ankara Gücü'ne yardım kampanyası başlattı. Başkan Gökçek, başkentin iş, siyaset, spor hayatının önde gelen isimleriyle Mogan Park'taki toplantıda bir araya geldi. Ankara Gücü'nün bulunduğu durumun eski başkanlardan Cemal Aydın'ın eseri olduğunu dile getiren Başkan Gökçek, Aydın'ı Ali Cengiz oyunu oynamakla suçladı. Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için kongreye katılanların %10'unun imza atması gerekiyor diye bir madde varmış. Ben bilmiyorum. Yani orada da 208 kişi katılmış kongreye. Yani 208 kişi değil, 21 kişinin şeye imza atması lazım. O bizim değişikliği 8 kişiye imza attırmış. Ben tabii maddeyi bilmediğim için atladım. Bilsem mümkün mü? 21 bir tamamlayın göreyim derdim. 21 kişi de imza atar, sorun biterdi. Onu bildiği için kasıtlı yapmış bunu. Ve bu arada düşüncesi şuymuş. Ben o vaat etmiş olduğum 5 trilyonluk kaynağı bunlara takdim edeceğim. Ondan sonra tam sürenin sonunda, onun 3 aylık bir süresi var, dava açma süresi. O sırada bu davayı açacak. Sonra beni gönderecek. Ondan sonra her şey yolunda olacak. Şeyin bitmesine, 3 ayın bitmesine 2 gün kala Antalya'da oturan kendi adamlarına dava açtırdı. Melih Gökçek'in ve 400 arkadaşının üyeliği, meşru üyelik değildir. Üyeliğinin düşürülmesi diye. Mahkemede döndü, düştü, dolaştı. Sonunda bizim üyeliğimizi düşürdü. Kampanyaya katılan iş adamları ilk etapta 4,5 milyon TL'lik bağışta bulunacaklarını kaydettiler. Başkan Gökçek de kulübe yardım yapılması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.